Fenerbahçe Maribor maçı sona erdi. Fenerbahçe Kadıköy'de rakibini 3-1 ile geçti. Adana Demirspor Osijek maçında da artık son anlar. Adana Demirspor'da 5-1 ile maçtan galip ayrılmak üzere. Son 30 saniye orada da Fenerbahçe ikinci yarıda buldu golleri. Fenerbahçe'de tabii şu anda büyük bir mutluluk yaşanıyor. Diğer tarafta Adana'da taraftarlar, tribünler, oyuncular, Kluivert, herkes çok mutlu. Çok fazla detay var tabii. Geceye dair konuşulacak çok fazla şey var ama dediğim gibi temelde takımlarımız birden farklı skorlarla bu haftayı tamamen hem de kapatmayı başardı. Güzel, keyifli bir hafta oluyor Avrupa'da bizler için diyelim. Artık son saniyeler Adana'da, o maçı da bitirdikten sonra yorumcularımızdan ilk düşüncelerini alacağız derken Adana'da maç tamamlandı. Adana Demirspor Osijek'i ilk maçta 5-1 ile geçti. Fenerbahçe Maribor'u 3-1 ile mağlup etmişti. Hemen canlı canlı sıcağı sıcağına Ahmet Selim Kula bağlanalım ve görüşlerini alalım. Ömer Saraç, teşekkürler. Tabii Fenerbahçe 3-1 kazandı. Avrupa'da üst üste başarılı sonuçlar gelmeye devam ederken temsilcilerde bir de sıcak transfer gelişmesi paylaşalım hemen. Fenerbahçe bugün ilgilenildiğini duyurmuştuk. Fred'le resmi teklif yapıldığını duyurmuştuk. Fenerbahçe Fred transferinde hem oyuncuyla hem kulübüyle her konuda anlaştı. 10 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe Brezilyalı dünya ünlü yıldız Fred'i kadrosuna katıyor. Sarı lacivertler böylelikle orta saat transferini tamamlayacak oyuncunun 48 saat içerisinde İstanbul'a gelmesini ve artık sözleşme işlemlerini tamamlamasını bekliyoruz. Fenerbahçe yetkileri 2 gündür İngiltere'deydi. Bu transfer için yoğun bir çaba gösteriyorlardı. Listedeki bir diğer isim de Endombele'ydi. Fakat o oyuncunun maliyetleri, istekleri, Türkiye bakış açısı olmayınca hemen ikinci hedefe burada Fenerbahçe yönlendi ve Fenerbahçe Manchester United'ın başarılı orta saha oyuncusu 30 yaşındaki Fred'i kadrosuna kattı. Yine daha önce farklı takımlarla da ismi geçmişti. Hatta Fenerbahçe bu transferde belli bir aşamaya geldikten sonra Galatasaray'ın da bu transfere bir Fred'e bir ilgisi olmuştu. Fakat Fenerbahçe oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı. Manchester United de her konuda anlaşmaya vardı. Ve sarı lacivertler orta saha transferinde de artık son aşamaya gelmiş oldu. Fred'le Manchester United'la her konuda anlaştı. Oyuncunun 48 saat içerisinde İstanbul'a gelmesini ve kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imza atmasını beklediğimizi ifade edelim. Kanat transferi, bunun dışında kanat transferi ve kaleci transferi de yapacak Fenerbahçe. Bu hafta içerisinde, bir hafta içerisinde bu konularla ilgili de sıcak süreçler yaşanmasını beklediğimizi ifade edelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım Ömer Saraç. Ahmet Selim Kul, teşekkürler. Fenerbahçe bugün Maribor'u 3-1 ile mağlup etti. Bir de transfer haberi. Fred artık Fenerbahçe'ye çok yakın. Bu haberi de sevgili Ahmet Selim Kul'dan almış olduk ki yani dediğim gibi hem maçlar var hem basın toplantılarına gideceğiz. Özet görüntüler az sonra kısa bir süre içerisinde sizlerle buluşmaya başlayacak. Geceye dair çok fazla detaya sahibiz ama Gökhan Hocam mutluyuz, gururluyuz. Güzel başladık haftaya, güzel devam ettik, güzel bitirdik. Dileyelim devamı da böyle gelsin. Sadece ön eleme turlarında değil, gruplarda da aynı şekilde. Gökhan Keskin'e tekrardan merhaba diyeyim. Cem Hocam size de merhabalar. Merhaba ben. Hızlı bir açılış yaptık. Artık ben sözü sizlere bırakıyorum. Vallahi salı sabahı deseniz ki maçlar böyle bitecek, herkes balıklama atlardı herhalde. Maçlar benim düşündüğümden çok daha kolay oldu. Yani Galatasaray'la başladı. Deplasmanda 3-0'lık net bir galibiyet. İşte Beşiktaş'ın bugün deplasmanda aldığı 3-1'lik net galibiyet. Adana Demirspor şaşırtmaya devam ediyor. Osijek bence iyi bir takım. Onun karşısında aldığı 5-1'lik galibiyet. Ve Fenerbahçe'nin de ikinci yarı aldığı 3-1'lik galibiyet de biz artık playoff'ları düşünmeye başlayabiliriz. Yani playoff'taki rakiplerimiz kim olacak? Biz kimlerle oynayacağız? Bu maçları kazasız belasız geçtik. Ülkemiz adına, Avrupa'daki gidişatımız adına ben bütün takımlarımızı tebrik ediyorum. Tek tek konuşmaya gelince de onları da konuşuruz zaten ama şu aşamada her şey düşündüğünden çok daha iyi Avrupa için. Kesinlikle öyle. Cem Hocam sizden de genel bir ilk değerlendirme alayım. Aslında hepimiz Türk takım, yani tüm takımlarımıza baktığımızda rakiplerin hiçbir zaman için kulvarında olan ve de o kefesinde olan takımlar, o güçlerde dengelere baktığımız zaman o takımlar hiçbir zaman için kulüplerimizin takımlarının rakip olacak takımlar değil. Bu bir gerçek. Alınan net skorlar,
Biz aslında bu maçları da şimdi daha sonra tabii yorumlayacağız ama önemli olan takımlar artık yavaş yavaş kendilerini bulması için bu maçlar onun için sanki bir hazırlık maçı. Sanki hazırlık devresinin önceliğindeki bir maçlar niteliğinde geçiyor hepsi. Bu bizim için tabii ki sevindirici. Hepimizin daha da sevinmesi gereken şey bir kere kulüp takımlarımızın almış olduğu bu galibiyetler puanlarımızı yükseltiyor. Yani ileriki yıllarda artık Şampiyonlar Ligi'ne gruplara takımlarımız direkt gidecek. Bu hepimiz için sevindirici. Temennimiz tabii ki önümüzdeki playoff, hepimiz Gökhan'ın da söylediği gibi önümüzde oynayacağımız playoff'taki maçlar hepimiz için çok daha önem kazanacak. Zannediyorum orada biraz daha bir tık daha rakipler işin daha ciddiyetini çünkü sonrasında gruplara kalınacak maçlar, playoff maçları olduğu için biraz daha sert geçeceğini tahmin ediyorum. Çünkü neticede playofflara kalmak konuşmaya demek. Konuşmaya devam edeceğiz ama Fenerbahçe-Maribor maçının özeti gelmiş. Peki, tamam. Seyircilerimizi tamam. Bekletmeyelim, hemen Fenerbahçe-Maribor maçının özetine uzanalım. Fenerbahçe-Maribor'u 3-1 ile geçti. Gürcan Bilgiç de aramızda. Gürcan abi hoş geldin. Hoş bulduk haber. İkinci yarıda gelen goller. Yani kısa bir tedirginlik oldu tabii taraftarda ilk 45'ten sonra. Ki atak da oynadı Fenerbahçe ama golleri bulamamıştı. İkinci yarıda gollerden sonra Maribor'un kilidi çözüldü. Fenerbahçe avantajlı bir skorla Slovenya'ya gidecek. İlk değerlendirmeleri senden alalım. Şimdi ilk 20 dakika hocalarım yaptırmıyor mu bilmiyorum. Değil mi? Orta sahayı çok çabuk geçti rakip Maribor takımı. Yani orada bir alarm zilleri çalmaya başlarken 20. dakikadan itibaren toparladılar. Topun da oyunun da kontrolünü aldılar. Hele ilk yarının son 10 dakikası 10 tane falan pozisyon var. Karamboller, kalecinin çıkarttığı işte Zeko'nun vurabını, İrfan Can'ın şutu belliydi yani. Atacaklar mı? Ne zaman atacaklar? Ama 65'te 2-0 oldu. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Tabii tabii. Üst üste geldi goller. 65'te. 62 ya da 63'te hemen ben söyleyeyim. İlk yarıda şey yapan düzenle ilgili, oyunun akışıyla ilgili ya da tempo ile ilgili yaşanan problemlere müdahale etti İsmail Hoca'sı. Yani Szymański hamlesi çok doğru hamleydi. Ben aslında 58-62. Ben aslında Zajc'ın yerine bekliyordum Szymański hamlesini. King'in yerine de Kent hamlesini bekliyordum. İlk 11'de. Yok. İkinci yarı başlarken. Maç devam ederken. İkinci yarı başlarken. Direkt Zajc'ı tuttu oyunda. Tadic'i sol tarafa alıp Szymański hamlesini yaptı. Ki şey maçından sonra Zimbru maçından sonra Tadic'i konuştuk. Sol çizgide müthiş Ferdi falan. Çok iyi yönetmişlerdi orayı. Balans ayarıydı. Oradan Szymański'yi sızdırdılar. Kornerden gol geldi. Sonra sıfır oynadılar. İlkinde olmadı, ikincisinde oldu. İrfan Can golü attı. Sonrasında gene kaçan pozisyonlar var. Yani 2-1 olduktan sonra biraz insanların enerjisi, morali düştü. Ama yani ben bir an bile yani rövanşta eyvah 2-1 şimdi 1-0 diye kuşku duymadım. Yani Fenerbahçe takımı iyi bir takım, maçı yönetmesini bilen bir takım. Artık tecrübeli ve kaliteli oyuncuları da o takımın içine kattılar. İşte bugün Fred transferi açıklandı değil mi? Hı-hı. Biraz önce Ahmet Selim'de. 48 saat içerisinde oyuncunun yani Türkiye'de olması bekleniyor. Çok, çok, çok önemli, çok başka bir oyuncu alıyorlar bence. Onlar... Şaktar'da TT'yle oynadılar mı Gökhan Hocam? Şaktar'a büyük parayla gittiler. Ben şimdi Ahmet Selim Kul dedi ya yani birinci tercihi Ndombele diye. Doğru bir hata yaptılar öylesi. Yani birinci tercih orada Fred olur. Şaktar'dan Manchester United çok büyük paraya aldı oyuncu. Evet. Yani TT'nin yaşı çok genç. Beraber oynadıklarını bilmiyorum da. Hocam Şaktar Ndombele düşüşte. Yani Ndombele Tottenham'da bir şey oynamadı. Düşüşte. Yani tabii. Bir şey oynamadı. Onun için diyorum. Fred baktığın zaman Manchester United'da arada sırada oynadı yani. Adam bayağı oynadı. Sol ayak tam ön libero. İstediği adamı buldu bence Fenerbahçe. Doğru adam aldı. Ndombele'yi alsaydı ben yanlış diyecektim. Hocam geçen yıl Fred'in 6 gol 6 asisti katkısı var. 12 gollük katkısı var. Ten Hag'da daha ofansif oynamaya başladı. Ve 40'ın üzerinde maça çıktı. Fred doğru bir oyuncu. Yani iyi oyuncu aldılar. İyi hakikaten. Oyuncu aldılar. Ve kaliteli bir oyuncu aldılar. Yani takımı başkalaştıracak, sıkıntılı anlarda çilingir olacak, çözüm yaratacak. Sadece oyun kurumunda değil, adam golü de arayan
tabii. Öne giden, okullarda da yürüyen, ofansif olarak da aklı olan bir oyuncu. İyi bir transfer yaptılar. Ha, bu kadro içinde Fred'in yeri İsmail Yüksek'in bölgesi olacak. İnşallah İsmail Yüksek'e yazık olmaz yani. Bugün İsmail, var ya. İsmail'in kaderi bu. Gürcan, iyi oynarken hep kenara gelmiyor. Dzeko gibi bir oyuncu aldılar. Dzeko nasıl net bir santrafor. O da önlü bir arada net bir tane oyuncu aldı Fenerbahçe, Fred. Az yine yani, bir yabancı oyuncudan Fenerbahçe'nin bir vazgeçmesi gerekecek. Yani oyuncu çok fazla olmaya başladı. Yabancı. Zaten ama Lincoln'u da onlar. Ara, Gustavo, Henik, hani bunlar gidecek demişti İsmail Hoca. Ayrılması muhtemel i̇şte, demişti. Yavaş yavaş artık uçaklar gelirken bazı uçaklar da kalkacak. Yabancı isimleri başka bir profile doğru evriliyor artık. Biz gelenleri söylüyoruz. Gidenlere hiç bakmıyoruz. Evet. Şimdi hoca şeyi açıkladı. Gustavo ile Ara yok dedi. Olmayacak. Bugün Osterwolde için Roma'ya gideceği yönde bir haber okudum ben. Satış opsiyonuyla kiralık. O da gerçekleşebilir süreç içinde. Ama bence çok doğru bir karar değildi. Yani başka sol bek kalmıyor değil mi? Tek Perez kalıyor geriye. Orada. Yalnız hani başka bir programda daha geniş konuşuruz. Gürcan abi de Osterwolde'yi de Roma alıyorsa Fenerbahçe oyuncunun şöyle yeteneğine en azından doğru yatırım yapmış demektir yani. Onu da söyleyebiliriz. Veya Roma'nın da... Çünkü Fenerbahçe'de hani bir şey gösterip Roma'ya gitmiyor. Yani Ömerciğim, o zaman şöyle de düşünmek lazım. Yeteneği var ve hala talep görüyor. Roma'nın tercihlerine de bir gözden geçirmek lazım o zaman. Ya da Mourinho'nun. Ya, yani işte Roma'nın veya Mourinho'nun tercihlerini bir gözden geçirmek lazım bence. Yani bilmiyorum, inandıkları bir şey var tabii ama... o dediğim gibi diğer programlarda daha geniş konuşuruz. Hayır, ben bugün hazır tur gecesi varken Roma genç oyuncu gecesine giden yol diye genç oyunculara yatırım yapıyor. Hatırlıyorsunuz Salih Uçan'ı aldı. İşte Cengiz Ünder'i aldı. Perisic'i aldı. Yani alıyor 3 tane oyuncu, veriyor 15-20 milyon euro. Yani o parayı gözden çıkartıyor. Bunların bir tanesi tuttuğunda zaten 40 milyon euro kazanıyor. Tabii. Yani Osterwelde dediğimiz oyuncu da 24 yaşında. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum yani. Doğru. 1.90 boyunda. İşte biraz önce konuşuyorduk. Şey, Gökhan Hoca ile konuşuyorduk. 9 saniyede koşuyor 100 metreyi. Yani sprinti de var. Gürcan kusura bakma hocam. Ben hiç sol bek pozisyonu defansın kanatlarında 1.90 oynayan bir oyuncu hiç bugüne kadar görmedim ya. Bence o sol stoper falandır. Bir orada denemekte yarar var onun. Yarar var ama şeyden dönmeymiş Cem abi. Nereden dönmeymiş? Sol açıktan. Sol açıktan. Sol forvetten. Ben 1.90'da sola çıkıyorum. Her iki türlü de düşünebilir. Yani sen dedin ya Roma'nın baktığı zaman boşu yatırım yapılmaz. İşte Cem abi de dedi ya Roma yatırımdan, Roma'yı da bir gözden geçirmek lazım. Şimdi Ostar, Roma'ya bakıyorsun, İtalya Ligi'nde başarısız bir tarafta. Ama bakıyorsun öbür tarafta da finalde. Tabii tabii. Avrupa final oynuyor final geçen sene. Finalde kapadı Avrupa'yı. Şimdi Beşiktaş'ın da özetine gidelim. Beşiktaşlı taraftarlarımızla bekletmeyelim. Fenerbahçe konuşmaya devam edeceğiz ama Nefçibaki Beşiktaş maçını, Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyetini hatırlayalım. Evet, Beşiktaş'ın ve tabii Beşiktaş'ın kazandığı Salih Uçan'ın da yıldızlaştığı maçın özetini izledik. Az sonra Beşiktaş'ı konuşacağız. Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Az sonra İsmail Hoca'nın da basın toplantısının başlamasını bekliyoruz ki basın toplantısı beklediği an hemen kameralarımızı oraya çevireceğiz. Cem Hocam, sizden de bir yorum alayım. Fenerbahçe yani ikinci yarıda gelen goller ama özellikle 20. dakikadan sonra Gürcan abinin söylediği gibi baskın bir oyun oynadı. Ben 20. dakikadan sonra devam edeyim Gürcan'ın dediği gibi. Fenerbahçe iyi oyuncularıyla beraber oynadığı zaman farklı bir takım oluyor. Onu hepimiz görüyoruz. Hakikaten gözle görülür bir gerçek ki Fenerbahçe'nin özellikle rakip alanda oynama isteği, iyi ayaklarıyla beraber oyuna katkısı çok fazla oluyor. Ve bu yüzden de özellikle İsmail Kartal'ın oyuna dokunuşundan sonraki giren oyuncuların belirgin özelliklerini sahaya uyguladıkları zaman da Fenerbahçe'nin üstünlüğü ortaya çıkıyor. Evet, bir belki zaman zaman Maribor takımının geçişlerinde Fenerbahçe biraz etiksiz kaldı, dakikalar oldu. Ama İsmail Kartal'ın dokunuşlarından sonra Fenerbahçe daha farklı bir takıma büründü. Şimdi burada... İlk yarı itibariyle baktığınızda ilk yarıya baktık mesela. Ben bir böyle dikkat ettim. Biraz oyuncuların topla temaslarına baktığımda en fazla topla temas eden oyuncu grupları defansta sevgili Gökhan. Çok ilginç. Mesela Beka, Luan Perez, Ferdi, Crespo, Osay, Samuel. Diğer bütün ofansa oynayan, 6 numara, 8 numara oynayan oyuncuların hepsinden, İsmail'den, Crespo'dan çok daha fazla topla temasları var. Ama ikinci devre
Oyun dönüyor tabii, daha fazla dönmeye başlıyor ve de oyuna giren oyuncuların topla temasları daha az olmalarına rağmen ama etkililer. Yani oyuna katkıları çok fazla oluyor. Fenerbahçe'nin bu akşamki oyunu doyurucudur. Ama benim en büyük, daha belki programlarda söylüyorum. Mesela burada biz baktığımızda topla teması eden oyuncu gruplarına baktığımızda en fazla Tadiç'in olması lazım. Çünkü Tadiç oyuna yön verecek. Tadiç çok farklı bir oyuncu. Tadiç'i mümkün olduğu kadar topla buluşturmak lazım. Topla buluşturduğumuz zaman Tadiç'i, oyunun ileride kurulumu daha farklı oluyor. Bir de tabii Batshuayi'nin de çok istekli olduğunu gördüm. Dzeko gibi bir oyuncunun oyundaki teması toplamda çıkana kadar 22 defa olmaması lazım. Daha fazla olması lazım. Oyunun genelde yıldızlarına baktığımız zaman da mesela Ferdi gene çok yıldızlaştığını düşünüyorum ki sol bek ve de defansın sol kanadını oynayan bir oyuncunun takımın içerisinde girene çıkana hepsinin içerisinde baktığımızda oyuna en fazla temas eden oyuncu. En fazla Ferdi temas etmiş mesela. İsmail'in oyununu beğendim. İsmail'in oyun ciddiyetini beğendim. Fazla top kaybı yapmadı ve de yerinin iyisi olarak göze battığını düşünüyorum. Korkum İsmail'in tabii bu yeni gelen transferlerde özellikle o bölgeye yeni transfer istediği için Fenerbahçe'nin iyi oynarken geçen sene gibi bir anda kulübeye geçecek olması. Ama performanslar tabii ki çok önemlidir. Evet, bu akşama döneceksek de baktığımız zaman da Fenerbahçe istediğini aldı. Önümüzdeki turu düşünmeye başlayacak. Ama her zaman içinde şunu söylemek lazım. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. O yüzden de Fenerbahçe önümüzdeki maça da ciddiyetle hazırlanması gerekiyor. Peki hocam, az önce söylediğiniz istatistik tamam, hani bireysel anlamda bazı oyuncular ileride topla az buluşmuş olabilir ama ikinci ve üçüncü bölgede doğrudan sonuca gitme isteği de diyebilir miyiz?